Hani boşanıp geliyordu bu. Moni'yi de mi getiriyormuş? Burada bir tabak fazla. O tabak benim için Nazan Hanım. Nur'un kolu çok fena ya. Ben de yemek yerken yardım edeyim diye düşündüm. Hani yani tam da misafirin oldu akşam. Bravo sana. Bakıcı da bizimle yesin diye tutturan sensin. Elbiseler çok yakışmış Nur Hanım. Vallahi önce bir emanet durur üstünde diye bir endişelenmiştim ama... maşallah Hicle'nin eskileri çok yakışmış sana. Ay ne güzel böyle kalabalık aile gibi olduk değil mi? Keşke Hafize Hanımları da çağırsaydık ya. Onların canı yok mu? Ha, görüyor musun? Nazan Hanım da bizi aileden sayıyor Nur. Çok tatlısınız Nazan Hanım. Biz de sizi inşallah bir akşam müştemilata bekleriz. Aslında halamlar ne zamandan beri birlikte yemiyoruz diye üzülüyorlar. Nur, bu akşam biz de yiyeceksin, halanlarla da yarın yersin, tamam? Hadi, kapandı konu. Onca sene. Bu çiftlik hiç mi değişmez ya? Aytan Hanım Efendi'nin despotluğu üzerine sinmiş sanki. Görüyor musun? Gelir gelmez başladı makaraya. Aytan Hanım'ın despotluğu seni orada bekliyor bak. Hadi bekletmeyelim. Bakın size kimi getirdim. Hoş geldiniz. Hoş geldin Fırat. Merhaba. Fırat'a kal geldi Hicle'li görünce. E tabii böyle hortlak görmüş gibi oldun değil mi? Üstüne gitmeyin çocuğun. Daha yeni öğrendi senin uyandığını. E sen hiç değişmemişsin Fırat. Aynı hatırladığım gibisin. Sen de öyle Hicle. Seni son gördüğümde nasılsan bugün de öylesin. Hadi buyurun, buyurun. Mert, hadi. Geçmiş olsun. Sanırım günün tek misafiri ben değilim. Nur misafir değil ya. Nur benim babacığım. Yani ailemizden biri. Memnun oldum Nur. Hoş gelmişsin aileye. Ben de memnun oldum. Hadi gel bakalım şöyle yanıma. Ay çok alemsin Fırat ya. Sonunda sen Fransız kızlarını da bize benzettin yani. Sen yıllarca Türk kızlarına şikayet et. Yok işte şöyle kaprisliler, böyle kıskançlar, vır vırı ayrı, dır dırı ayrı de. Yani bunların hepsi arkadaşın fikri. Ben asla katılmıyorum. Ay bravo vallahi. Bakın benim kocam da hatırladı evli olduğunu sonunda. Bizim Çapkın yani Fransız kızını kıskandırmayı başardı öyle mi? Aman erkek değil mi hayatım? Sağ gözünden sol gözüne güvenmeyeceksin yani. Türk de olsa, yabancı da olsa. Ay vallahi ne doğru dedin Nazancığım ya. Böyle güveniyorsun, hiç beklemediğin insan tam bir yere bakan yürek yakan çıkıyor ondan sonra. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmamak için benim gibi açık olacaksın işte. Ne mal olduğun belli olacak. Kusura bakmayın. Efendim. Yarın. Tamam dinliyorum. Mert'i uyuttuktan sonra konuşmamız lazım. Kış bahçesinde. Ya iyi ki geldin Fırat ya. Niçin senin ne komik kuzenin varmış ya. Sonra gideceğim falan demesin. Gerçekten Fırat abi ya. Bak kuzen. Kızlardan sana yoğun destek var. Boşuna ısrar etmeyin canım. Gideceğim diyorsa vardır bir bildiği. Aytül Hanım'ın kamp kurallarını biraz esnettik galiba.
Kahvelerimizi de şurada içelim ha. Ne dersiniz? Hadi kalkın. Hadi. Hadi Mert. Herkese iyi geceler. Şirketten aradılar. Ne diyorlar? Ya, geçen haftaki... Var ya Fırat abi ilk ortalığı karıştırdı. Yoksa Ejder hayatta kaçırmazdı abimle bakışmalarınızı. Ya çok mu belli ettik? E belliydi yani. Buluşacağız birazdan. Abinin yarın iş görüşmesine gideceğimi söyleyeceğim. Şaka yapıyorsun Nur. Abim hayatta izin vermez. Verecek, verecek. Başka şansı yok.